Deprem Türkiye'nin gerçeği. Biz de bugün kameraman arkadaşım Emre Alp Genç ile birlikte Başakşehir'de bulunan deprem simülasyon merkezine geldik. Deprem anında, öncesinde ve sonrasında neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Bugün bunları yetkililerle konuşacağız. İzmir'de Seferihisar açıklarında yaşanan 6,9'luk depremi canlandıracağız ve ben de şu anda deprem ne zaman başlayacak bilemiyorum ama size o anları göstereceğiz. Yanımda da uzmanım var, sorularım olacak şu anda. Deprem ne zaman başlayacak dediğim gibi bilmiyorum. Ben hemen sorularımı size sorayım. Cuma günkü şiddeti sizlere yansıtacağız. Deprem anında neler yapmalıyız? Öncelikli olarak merhabalar. Geçmiş olsun diyoruz bütün vatandaşlarımıza İzmir'de yaşanan depremden dolayı. Başakşehir Belediyesi olarak bizler deprem simülasyon merkezimizde bu tarz eğitimleri sıralı olarak vermekteyiz. Deprem anında, deprem esnasında öncelikli olarak soğukkanlı olmamız gerekiyor. Soğukkanlılıkla beraber hedef küçülterek çök kapan tutun pozisyonunda. Sanırım şimdi başlayacak. Evet, depremimiz şu anda geliyor. Deprem anında hissettiğimizde çök kapan tutun pozisyonunda yere kapaklanma. Bunu gösterebilir misiniz şu anda? Tabii ki. Deprem esnasında iç tarafta kalan elimizle sağlam bir yere tutunarak başımızı koruyacak şekilde başımızın üstüne bu şekilde kapanarak depremin bitmesini beklememiz gerekiyor. Bu başımızla elimiz arasına herhangi bir kitap, herhangi bir yastık bu şekilde de bir destek alabiliriz. Burada amacımız deprem sırasında yapısal olmayan tehlikelerden korunmak aslında. Yani yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması hususunda zaten deprem öncesinde bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu planlama sırasında da işte eşyalarımızın sabitlenmesi gibi, duvara monte edilmesi gibi, zaten burada verdiğimiz eğitimler de bu şekilde devam ediyor. Bunların sabitlenmesi hususunda işlemler yaptıktan sonra kendimizi deprem sırasında da hedef küçülterek korumamız gerekli. Açıkçası birkaç saniyelik bir depremdi ve o anda ben panikle nedense kapıya doğru gitmeye çalıştım ama bu kesinlikle yanlış değil mi? Kapıya gitmememiz gerekiyor. Deprem esnasında dediğim gibi kesinlikle kapıya gitmememiz gerekiyor ve hedef küçülterek bu deprem esnasında, deprem anının geçmesini beklememiz gerekiyor. Deprem sonrasında eğer ki herhangi bir problem yoksa çevremizde vanaların kapatılması, dökülen kimyasal maddelerin temizlenmesi gibi işlemleri yaptıktan sonra yine soğukkanlı bir şekilde bulunduğumuz alandan çıkış yapmamız gerekiyor. Peki deprem öncesinde almamız gereken önlemler neler evde? Yani öncelikli olarak bir plan oluşturabiliriz. Deprem sırasında neler yapılması gerektiğine dair. Evimiz içerisinde, odalarımız içerisinde güvenli alanları belirlememiz gerekiyor. Güvenli alan derken bu masa olabilir, koltuk olabilir. Yani kolay devrilmeyecek şeylerin etrafında çök kapan tutun pozisyonunu yapabileceğimiz alanlar belirleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte evimiz içerisinde devrilebilecek eşyaları sabitlememiz gerekiyor. Bunların sabitlenmesi, avizelerin sabitlenmesi gibi, çengelli kancalarla tabloların sabitlenmesi gibi. Yani büyükten küçüğe doğru gidilebilir. En büyükten başlayarak büyük dolaplar, gardırolapların sabitlenmesi gibi bu tarz malzemelerin artçılar tabii ki devam etmekte ve artçılar esnasında da bu koruma pozisyonunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yani tek bir depremle atlatmıyoruz sonuçta. Şimdi sanırım yeniden bir sarsıntı olacak. Bizim deprem anında uzak durmamız gereken bölgeler neler? Öncelikli olarak üzerimize devrilebilecek, sabitlenmemiş eşyalarla uzak durmamız gerekiyor ki gördüğünüz gibi eşyalar üzerimize yıkılabiliyor. Bu tarz eşyalardan kesinlikle uzak duruyoruz. Onun dışında hedef küçültebileceğimiz, bize yaşam üçgeni oluşturabilecek alanlar, bunların yanında olmamız gerekiyor. Nereler bu alanlar? Nasıl alanlar olmalı? Bir sağlam, sabitlenmiş bir masa olabilir. Herhangi bir çalışma odasında örneğin. Onun dışında koltuk olabilir. Daha küçük, devrilmesi bizi koruyacak şekilde olan malzemelerin yanlarında çök kapan tutun pozisyonuna ya da cenin pozisyonuna geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde herhangi bir şey düştüğünde, hatta bir kolon düştüğünde bile kurtulma şansı bir tık daha, yani bir nebze daha artıyor. Örneğin mutfaktaysak o zaman buzdolabından uzak durmamız gerekiyor. Çünkü devrilebilir. Tabii ki. Mutfakta en sağlıklı olan oturma masası olabilir. Onun dışında geri kalan zaten bu tehlikelerin azaltılması hususunda biz dolapların da sabitlenmesinden dolayı bilgilendirmeler yapıyoruz.
Çünkü deprem sonrasın diye bir kısmımız var bizim. Deprem sonrasında bu tehlikeler eğer azaltılmamışsa, örnek veriyorum herhangi bir bina içerisinde ya da dışarısında deprem sonrasında herhangi bir problem olmayabilir ama içerisine baktığımız zaman yere dökülen bardaklar, kırılan bardaklar bunlar da kişilere zarar veriyor. Ve bu zarar sonucunda da deprem esnasında bir kaos oluşuyor. Bu kaosta da o kesilere acil müdahale yapılması gecikebilir. Öncelikli olarak kendimiz bu korunmayı almak durumundayız. Örneğin dediğiniz gibi bir depremde sarsıntı oldu ve biz çök, kapan, tutun şekliyle kendimizi koruduk. Sarsıntılar geçtikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Yine dediğim gibi soğukkanlı bir şekilde çevremizde herhangi bir problem var mı? Yani önce kendimizi kurtarıyoruz, sonrasında çevremizdekilere yardım etmek durumundayız. Bulunduğumuz alandaki gaz vanalarını, elektrik şartellerini, bu tarz bağlantıları kapatabiliyorsak eğer kapatmamız gerekiyor. Bunun dışında bizden sonraki gelecek ekipler için herhangi bir kimyasal döküldüyse bunları temizlememiz gerekli. Sonrasında bulunduğumuz alandan soğukkanlı bir şekilde çıkış yapmamız gerekiyor. Çıkış yaptıktan sonrasında da AFAD ve belediyelerin belirlemiş olduğu belirli toplanma alanları var. Bu toplanma alanlarında deprem süresince burada zamanımızı geçirebiliriz. Muhtemel bir depremde enkaz haline döndüyse binamız ne yapmamız gerekiyor? O ortama girmeli miyiz sizce? Kesinlikle uzak durmak durumundayız. Çünkü AFAD ekipleri tarafından gerekli müdahalesi hassasiyetle yapılıyor. Enkaz altında herhangi birisi olmuş olabilir. Biz o esnada gezdiğimizde herhangi bir yıkıma tekrar sebebiyet verebiliriz. Ve kişinin hayatına mal olabilir bu durum. Yani işinin ehli tarafından, gerekli AFAD ekipleri tarafından hassasiyetle bu çalışma yapılıyor. Uzak durmamız en mantıklısı olur. Bir deprem çantamızda neler bulundurmalıyız peki? Deprem öncesinde hazırlık kısmında da deprem çantasıyla alakalı da bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu hazırlıklarla beraber deprem çantası içeride hane içerisinde bulunan vatandaşlarımızın kılık kıyafetini alması gerekiyor. Yedek kıyafetler olmalı. Yani büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Küçük bir deprem çantası hazırlamak, işte yanına bir battaniye konulabilir. Evimiz içerisinde önemli evraklarımız, kimlik gibi. Bu tarz şeylerin bir fotokopileri, bir kopyaları bu deprem çantası içerisinde bulunmakta. Bunun dışında bir düdük, el feneri, radyo, bu tarz malzemeler. Yanımızda ekstra olarak yine küçük bir ilk yardım çantası bulunmak durumunda. Yani bunu çeşitli olarak çoğaltabiliyoruz. Eldiven olabilir bu yine deprem sonrasında yaralanmaları önlemek adına. Bu şekilde arttırılabilir bu deprem çantasının içeriği. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Uzmanımızın da belirttiği gibi deprem öncesinde hazırlıklarımızı iyi yapmamız gerekiyor. Araştırmalara göre de zaten deprem esnasında yaralanmaların ve ölümlerin %3'ü sabitlenmeyen eşyalardan kaynaklanıyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.